Ülke Tek Yürek'te bu hafta Ankara'dayız, Kahraman Kazan'dayız. Önemli bir ilçe. Burada ablalar, anneler, Kahraman Kazanlılar yaşanan deprem sonrasında bölgeye akın akın maddi olarak, manevi olarak emekleriyle, yürekleriyle, gönülleriyle depremzede kardeşlerimizin yanlarında oldular. Burası da Kahraman Kazan Belediyesi'nin kadınlarının normalde ekonomiye katkı sağlamak, istihdam sağlamak, yöresel lezzetleri, organik lezzetleri Türkiye ile buluşturmak adına kurulmuş bir işletmesi. Ancak deprem zamanında burada anneler, ablalar gece gündüz çalışarak hem deprem bölgesine gıda takviyesinde bulundular. Şimdi de ilçede misafir edilen depremzede ailelerin günlük yemeklerinin üretimine, onların sofralarına bir lezzet, bir damak tadı acılarını paylaşmak üzere sofralarına bir paylaşımda bulunuyorlar. Öncelikle kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Kahraman Kazan'a. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Buradaki kadınlar olarak Kahraman Kazan Belediyesi'nin kadın girişimi, üretimi tesislerinde depremde neler yaptınız? Şu anda neler yapıyorsunuz? Nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Depremi duyunca zaten hepimiz birlik olduk. Birlik olmamız gerekiyor. Evimizden, elimizden geldiği kadar imkanlarımızı sağlayıp bir şeyler gönderdik bölgeye. Şimdi buraya geldiler. Burada misafir ediyoruz. Malatya'dan, Diyarbakır'dan, Hatay'dan misafirlerimiz var. Biz de onların sevdiği yiyecekleri yapmak istedik. İçli köfte zaten Hatay'ın meşhur yemeği. Bugün içli köfte koyduk birimize, bir iki ailemize göndermek için. Sulu köfte yapıyoruz, mantı yapıyoruz, yufka yapıyoruz. Yani günlük bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz onları mutlu etmek için. Siz şimdi bir annesiniz. Evet. Yani acılar büyük, anneler, babalar, evlatlar büyük acılar yaşadılar. Bunları tabii normal hayatta yaparken üretime katkı sağlamak, kendi ekonomimize katkı sağlamak için, belediyeye katkı sağlamak için yapılıyordu ama şimdi farklı bir evreye geçildi. Evet, evet. Ya oraya yapacağımız için biz daha güzel geliyoruz buraya, daha istekli. Arkadaşlarım da öyle, sabah erkenden geliyoruz. Hani bugün ne yapsak diye bayağı kendimizi şey yapıyoruz yani, zorluyoruz. Acaba farklı ne koysak menüye diye. Serhat Başkanımız sağ olsun bize sürekli maddi manevi zaten desteğini veriyor. Yani malzemede sıkıntımız olmadığı için belediyemiz sürekli arkamızda. Biz de rahatlıkla ürünlerimizi, el emeğimizi koyduk biz de. Onlar maddi olarak bize destekler. Biz de manevi olarak depremzedelere destek olmaya çalışıyoruz. Bugün şimdi bu ailelere sofralarına gidecek. Evet. Evlatlarımız, kardeşlerimiz, anneler, babalar içli köfte, Kahraman Kazan usulü. Evet. Geri dönüşümler nasıl oluyor? Onlarla ekmeği paylaşmak, böyle sofrayı paylaşmak. Ya farklı bir duygu. Hani mesela buraya da geliyorlar, burada yardım ediliyormuş, biz de yardım edelim, biz de destek olalım diye. Gelip öyle bize soran aileler de oluyor. Malatya'dan geldik, Diyarbakır'dan geldik, biz de mantı bükelim diyorlar. Biz de onlara kapımızı açıyoruz. Allah razı olsun. Peki bir anne olarak ne hissettiniz? Sabah uyandığınızda ülkemizin 11 ili sallandı, binalar yıkıldı, yetim kalan çocuklar oldu, eşini kaybeden anneler oldu, yine eşini kaybeden babalar oldu, büyüklerini kaybeden. O an ne hissettiniz? Ya sabah duyunca zaten ilk başta empati yaptık. Yani empati yapınca çocuklarım aklıma geldi, ailem aklıma geldi. Aynı şey bizim de başımıza gelebilir ve gelir de yani. Bilmiyoruz doğanın bize ne getireceğini. Üzüldük tabii ki de. Yani o çocukları görünce daha çok üzüldük. Yetim kaldı birçoğu. Annesi babası yok. Yani düşündüğün zaman çok acı bir şey. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bizler de onlara elimizden geldiği kadar ablalık, annelik, evlatlık yapacağız artık. İçli köfte yapılıyor. Şöyle hemen geliyorum. Burada da gördüğünüz gibi ekmekler dizilmiş. Şöyle ablamın yanına doğru geliyorum. Evet, siz ne yapıyorsunuz burada? Bugün ne var? Ekmek pişiriyoruz. Arkadaşlarımız yapıyor. Biz de pişiriyoruz. Oradan açıyorlar. Evet, elimizden gelenin en güzelini yapmaya çalışıyoruz kardeşlerimiz için. Bu kadar acı bir şey ki. Sadece elimizden geleni çok az da olsa yapmaya çalışıyoruz. Hani bu acıyı tarifi olmaz. Bu tür hizmetleri genelde Kahraman Kazanlı kadınlar hem kazanın ekonomisine katkı sağlamak hem ev ekonomisine katkı sağlamak için yapıyordu ama şimdi depremzede ailelerimizi bambaşka bir şey. Yardım için bunun tadı bambaşka bir şey. Daha hevesli, daha istekli, daha güzel bir şekilde yapılıyor. Gönüllü olarak yapmak bambaşka güzel tabii ki. Şimdi ekmek açılacak. İçeride de
Poğaçamız pişiyor, evet. Depremi gördüğünde nasıl? Çok üzüldüm Mari. Dayanamadım. Allah herkese, ölenlerimize Allah rahmet eylesin. Ötelerine de Allah şifa versin. Vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle paylaşacağız. Evet, nasıl evet. bir hisle yapıyorsunuz? Aynen işte bu da böyle yapıyoruz işte. Hepsi onlar iyisin derdi. Nasıl diyeyim işte poğaça yapıyoruz. Ondan sonra mantı yapıyoruz. İşte ekmek yapıyoruz. İşte böyle hepsini yapıyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Aynen. Şöyle bir annemin yanına daha geçiyorum. Evet bu ekmek biraz daha farklı açılıyor. Biraz daha belki hüzünlü açılıyor ama depremzede aileleri Kahraman Kazan en iyi şekilde ilçede ağırlamaya devam ediyor. İnşallah yaralar en kısa sürede sarılacak. İnşallah Malatyalı kardeşlerimiz, Adıyamanlı kardeşlerimiz, Gaziantepli kardeşlerimiz, Urfalı kardeşlerimiz, Adanalı kardeşlerimiz, Kilisli kardeşlerimiz, Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz en kısa sürede evlerine, yuvalarına yeniden kavuşacaklar. Ama Kahraman Kazanlı kadınlar diyorlar ki onlar bizim misafirimiz değil, kardeşlerimiz, abilerimiz, evlatlarımız diyorlar. Kendi evlatlarına, kendi ailelerine nasıl özveriyle bakıyorlarsa o şekilde nimetlerini de paylaşıyorlar. Şöyle geçelim abla, sen neler söyleyeceksin? Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onların yaralarına bir nebze de olsa yardımcı oluyorsak ne mutlu diyorum. Yani içimiz acıdı, içimiz yandı. Burada da elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Şimdi belki bir çocuk lezzetle, keyifle inşallah yiyecek. Allah razı olsun denilecek. Allah razı olsun deseler. Yani bir acılarını hafifletebiliyorsak ne mutlu bize. Abla kolay gelsin. Şimdi bunlar ne olacak? Yufkaları açıyoruz. Bunlar işte yufka ekmek yapıyoruz depremzedeler için. Bir anne olarak hayatınızda ne değişti? Gerçekten çok üzüldük. Yani ülkece hepimiz çok üzüldük de. Yani onlar daha çok tabii yaşadılar. Ama biz de onlarla birlikte üzüldük. Yani anlatamıyoruz ki. İnşallah bir daha Allah Rabbim yaşatmasın tekrarını. Yani ölenlere de Allah'tan rahmet. Kalanlara da acil şifalar diliyoruz, sabır diliyoruz. İnşallah bir an evveli onlar da daha güzel hani hayata yeniden tutunurlar. Bu zamana kadar dediğim gibi üretime katkı sağlamak adına yapılıyordu belki. Ekonomiye katkı sağlamak adına yapılıyordu ama kardeşlik için yapılıyor. Yine ülkemiz için yapılıyor. Anneler için, evlatlar için yapılıyor. O an ne hissediyorsunuz? Ya işte onları bir an olsun mutlu edebilmek için. Yani ne bileyim evlerinde hissetsinler. Hani yanlarında olduğumuzu bilsinler. Biz onlarla aynı şeyleri yaşadık yani. Tabii onlar kadar hissetmesek de. Gerçekten üzüldük. Hani televizyonlara bakmaktan, yani onları izlemekten. İşte Allah'ım inşallah bir daha yaşatmasın. Ya diyecek bir şey yok. Sözün bittiği yer. Eski mutluluğumuz yok artık. Yani gülüp söyleyemiyoruz. Alışveriş yapamıyoruz. Ekmek dahi alsak aklımıza oralar geliyor. Allah razı olsun diyoruz. Rabbim size de güç kuvvet versin inşallah diyoruz. En kısa sürede inşallah bölgemizin insanı, o depremzede annelerimiz tekrar sıcak yuvalarına kavuşurlar. Çünkü gittiğimiz gördüğümüz yerler Maraş'ta da eli açık insanlar, gönlü açık insanlar. Hakeza Malatya öyle, hakeza Urfa öyle, hakeza Antep öyle. İnşallah tekrar geride kalanlarıyla birlikte sofralarına otururlar. Türkiye'nin en güzel lezzetlerini, en güzel gastronomilerini yeniden doğdukları, büyüdükleri, yaşadıkları o güzel topraklarda, o güzel illerimizde yaşarlar diyoruz. Ülke Tek Yürek devam ediyoruz. Kahraman Kazan'da bir dairenin içerisindeyiz. Bir vatandaşımız bir dairesini depremzede kardeşlerimizin oturması için tahsis etti. Buraya inşallah bir aile gelecek, yerleşecek. Oldukça da büyük bir daire, kalabalık bir aile çok rahat burada yaşayabilir. İnşallah en kısa sürede zaten kendi evlerine kavuşacaklar. Bir yıl içerisinde inşallah yeniden sıcak yuvalarına kavuşacaklar. Şimdi boya badana işlemleri yapılıyor. Daire depremzede vatandaşlarımıza hazır hale getiriliyor. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Hazırlıklar tam gaz devam ediyor inşallah. Aynen devam ediyor. İnşallah depremzede kardeşlerimizi tertemiz teslim edeceğiz evimizi. Boyası yapılıyor, badanası yapılıyor. Temizliği yapılacak. Evet, temizliği. Anahtar teslim. Anahtar teslim. Güzel depremzede kardeşlerimizi inşallah oturtmayı amaçlıyoruz. Amaçlıyorsunuz.
2+1 mi, 3+1 daire mi burası? 3+1 bir dairemiz. Dairemiz de her yerden güneş alıyor. Çok güzel bir dairemiz. İnşallah kalabalık bir aile. Evet, Antepli bir güzel kardeşimiz gelecek buraya inşallah yerleştirecek. Antepli. Evet, Antepli Nurdağlı bir hanımefendi gelecek buraya ailesiyle. Kalabalık bir aileymiş. İnşallah tertemiz teslim edeceğiz biz kardeşim. İnşallah. Neler hissediyorsunuz? Vallahi bizim Sayın Belediye Başkanımızın güzel bir sözü var. Biz büyük bir aileyiz der her zaman. Biz büyük bir aileysek biz de ailenin gerektiğini yapmak zorundayız. Evim evin evindir diye bir projemiz var bizim. İşte ona uygun şekilde depremzede kardeşlerimize evlerine teslim etmek istiyoruz elimizden geldiği kadar. Allah razı olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten pırıl pırıl inşallah teslim edilecek. Tüm çalışmalar devam ediyor. Güzel yürekli olduktan sonra, güzel niyetli olduktan sonra, güzel dilekli olduktan sonra yeniden inşallah o aileler, söylüyorum, kayıpları geri getiremeyeceğiz belki ama ne yapacağız? Diyeceğiz ki biz büyük bir milletiz. Biz paylaşmaya devam edeceğiz. Acılarımızdan daha güçlü çıkmaya devam edeceğiz diyoruz. Kardeşimize kolay gelsin diyoruz. Tek yürekte yolculuğumuza devam ediyoruz. Ankara Kazan'da Şehitler Camii'nin hemen avlusunun kenarındayız. Hacı abimize depremle ilgili neler söylersin dedik. Depremi yaşadık. Yaş kaç Hacı abi? 51 doğumluyum. 51 doğumlusun, 72 yaşındasın. Evet. Memleket? Yozgat. Yozgatlısın. Depremi ilk öğrendiğinde, sonrasında Hacı abi neler hissettin? Vallahi şimdi o acıyı aynı bugünkü olmuş gibi hissettik. Bu acı hepimizin acısı. Yani bundan tahtı ilahi. Allah yardımcılar olsun. Ehl-i İslam'a banlağında bir yara olsa hepimiz üzülmemiz lazım. Dualarında neler söyledin Hacı abi? Allah yardım etsin Cenab-ı Allah. Ölenlere yardım etsin, kalanlara şifalar versin Cenab-ı Allah. Kimseye darda koymasın. Buna şükür. Bu da bir takdir-i ilahi. Takdir-i ilahi. Paylaşacağız. Tabii. Acı bizim acımız. Tabii, ona maddi, çılam. Manevi. Tabii, hepsi de bizim acımız. Aynı bugünkü olmuş gibi o acı içimizde. Hacı abi dualarında ne diyorsun peki? Dualarımızda Allah yardımcımız olsun. Kalanlara sağlık. Ölenlere rahmet. Hatta bunu yapabiliyor. Elimizden geldiği kadar duamızın şeyi bu. Allah senden de razı olsun hacı. Yolun bahtın açık olsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ülke Tek Yürek'teki yolculuğumuz devam ediyor. Deprem bölgesine birçok sivil toplum kuruluşlarından ve Berberler Odası'ndan, belediyelerin de teşvikleriyle, berber kardeşlerimizin, kuaför kardeşlerimizin kendi talepleriyle bölgeye akın akın berberlerimiz de gitti. Orada yerinde kardeşlerimizi çadırların önünde, konteynerların önünde saç ve sakal tıraşlarını gönüllü bir şekilde yaptılar. Hepsinin yüreklerine sağlık diyoruz. Ankara Kazan'daki bu abimiz de buradaki Ankara Kazan'da konuk ettiğimiz, misafir ettiğimiz o güzel yürekli vatandaşlarımızın saç ve sakal tıraşlarını bedava yapacağım dedi. Misafir oldukları sürece dedi. Öncelikle buradan başlayalım. Bölgeye de meslektaşlarınız akın akın gittiler. Biz yani gitmedik yani ama biz yani hiç yani o tarafa şey yapmasak bile biz bu tarafta gereken desteği yani hep yapmakta hazırız. Eyvallah. Tıraşlarından para almıyoruz. Yani depremzede kardeşlerimiz ya sizin şu an dükkanınıza geliyorlar. Tıraşlarından, saç sakal tıraşından. Yani. Para almıyoruz. Para almıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Hiç önemi yok. Nasıl yani, bir duygu bu? Yani çok iyi bir şey değil deprem. O bakımdan yani bu insanlara burada el açmamız hep lazım. O bakımdan o insanlardan yani para talebimiz yoktur. Sen de diyorsun ki benim elimden bu geliyor. Elimizden bu geliyor. Bir de artı
Benim de bir evim var. Boşta yani eşyalı. Onu da vereceğim. Bedelsiz. Onu da ben buradan yani diyeyim yani size. Allah sizden razı olsun diyoruz. Evet, biz buraya girdik. Dediler ki böyle bir kuaför arkadaşımız var. Depremzede kardeşlerimizi bedava tıraş ediyorlar. Maraş'tan gelmiş bu kardeşimiz de, öncelikle büyük geçmiş olsun. Maraş'ta benim çok sevdiğim, diğer illerle beraber gittiğim, gördüğüm, özellikle Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu olsun. Orada sporcularımız da enkaz altında kaldılar. Mekanları cennet olsun. Güreşçi kardeşlerimizin ve tüm şehitlerimizin diyoruz. Göksu'ndan evet. Mı geldiniz? Evet. Önce buradan başlayalım. Neler söyleyeceksiniz? Bu arkadaşların dükkanına ben ilk defa geldim. Yani gayet de güzel bir şekilde ilgilendiler bizimle. Hani para pul da talep etmiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bir de sizin bir talebiniz vardı. Evet. 3 liralık ev kiraları 5 lira oldu yani. Yani bu biraz da insanların kendileriyle alakalı. Yani. Evet, buradan şuraya doğru bir söylerseniz. Çünkü yani. Bu çok önemli değerli dostlar. Kira artışları ile ilgili mutlaka ama mutlaka önce bir kere elinizi vicdanınıza koyun. Eliniz vicdanınızda olsun. Sonra o kardeşlerimizin yerine kendinizi bir koyun. Kendinizi bir koyun. Başınıza böyle bir şey gelse, sizin karşınızda bunu fırsata çevirenler olsa ne düşünürsünüz? Onu da bir kez daha düşünün. Ne olur ama ne olur? Önce vicdan sahibi olun. Mal sahibi, mülk sahibi olabilirsiniz. Eğer vicdan sahibi değilseniz emin olun hiçbir şey değilsiniz. Şimdi buyur kardeş. Şimdi kimse ev sahibinden evini bedava istemiyor ama yani değerinde. Ya mesela 3 liralık ev 5 lira olmasın yani. Değerinde. Yoksa kimse kimsenin malını bedava istemiyor yani. Siz orada ne iş yapıyordunuz? Ben kaynakçıyım. Kaynakçıydınız. Evet. Kaybettiğimiz yakınlarımız çok. 12 kişi var. Aileden? Yani amcamgilin evi yok oldu yani. Tekrar büyük geçmiş olsun diyoruz. Ülke tek yürek diyoruz. Depremzede bu kardeşimizin de, tabii ki bizim de altını çizerek söylüyorum. Fırsatçılık yapmayın. Bugün de hele hiç yapmayın. Evinizin ederi neyse, eğer tutmuşsa, gelmişse, bu evi tutuyorum diyse, depremden önce neyse, şimdi de onu yapın. Bunu fırsatçılığa dönüştürmeyin diyoruz. Ülke tek yürek diyoruz. Abi sana da çok çok teşekkür ediyoruz. Allah güç versin. Yani hep kuvvet versin abi, açız yani. Allah razı olsun diyoruz. Yani yolculuğumuza devam ediyoruz. Yapmaya hazırız yani. Ülke Tek Yürek'te Kahraman Kazan'da Bitik Köyü'ndeyiz. Bitik Köyü de deprem yaşanır yaşanmaz muhtarıyla birlikte, annelerle birlikte, babalar, dedeler, nineler, köyün tüm halkı, boşta olan evleri, hatta doluda olan evleri misafir etmek için depremzede kardeşlerimizi Ankara'ya davet ettiler, Kazan'a davet ettiler, köylerine davet ettiler. Önce senden başlayalım anne. Oğlunuz muhtar. Güzel bir işin de altına imza attı. Önce sen bir anne olarak ne hissettin depremi ilk öğrendiğinde? Çok üzüldüm. Daha da üzülüyorum. Televizyona baktıkça eriyoruz böyle. Allah yardımcılar olsun. Ölenlere de Allah rahmet eylesin. Biz de onlar Müslüman kardeş olarak çok üzüldük. Gittim de buraya gelenlere ziyarete de gittim. Allah ne verdiyse doldurduk gittik. Duaların ne diye yapıyorsun? Duvarlarıma ne diye yapıyorum? Allah onlara güç kuvvet versin. Hükümetimize de güç kuvvet versin. Ölenlere de rahmet eylesin. Allah şehitlik mertebesine erdirsin diyorum. Çocuklara da çok üzülüyorum. Bu kalan çocuklara, annesiz babasız kalan çocuklara. Onlar yeniden yuvalarına kavuşana kadar, sıcak yuvalarına kavuşana kadar söylüyoruz. Kaybettiğimiz vatandaşları geri getiremeyeceğiz belki ama evet. Bundan sonrasında bir nebze onların acılarını hafifletmek için taşın altına elimizi koymaya devam edeceğiz. Doğru mudur anne? Doğrudur anne. Köy muhtarı olarak, bir mahalle muhtarı olarak, Bitik Köyü olarak deprem yaşandığı andan itibaren bütün köyü neredeyse depremzede vatandaşlarımızın hizmetini açtınız. Neler yaptınız Bitik Köyü'nde? Bitik Köyü olarak da ilk gün duyduğumuz saatte tabii Serhat Başkanımızı aradık. Serhat Başkanım Kaymakam Bey'le toplantıda olduğunu söyledi. Biz ne yapabiliriz diye Serhat Başkanı'nın istişareleri de yaptık.
Tabii o anda göndermek gerekiyorsa o tarafa, deprem bölgesine gönderdik. Yani tırlarımızı yükledik. Çocuklar arabalarla kumanyalar götürdüler. O arada biz tabii Serhat Başkan'ın evimdir kampanyasını açıkladığını duyduktan sonra yanına gittik. Dedi ki başkanım, ne gerekiyorsa boştaki evlerimizi, köy konaklarımızı biz açıyoruz bitik köy olaraktan dedik. O da mutlu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla. Şu anda ilk gün akşam 85 kişiydi sabahleyin gelen Hatay'dan. Köye 85. Normalde kaç hane bu köy? 45 hane. 45 hane. 85 tane ilk, kardeşimiz. İlk gün sabah gelen burada 85 kişiydi. Yani 85 kişi Hatay'dan geldi. Tabii bunları ilk etapta hazırlıksız olduğumuz için ağırladık, elimizden geldi ama birkaç gün içinde belediye başkanımızın yardımlarıyla biz burada boşta olan evleri açaraktan bunları kendimiz nasıl bir evde yaşıyorsak onları da her haneyi bir evde şu anda misafir ediyoruz. Misafir ediyorsunuz. Tabii misafir ediyoruz. Eksikleri karşılanıyor. Her Allah sizlerden razı olsun. Şimdi her eksikler. Şu anda 85 kişi bitik köyünde. Şu anda 5 ailemiz hepsi aynı ben evimde nasıl yaşıyorsam banyom, tuvaletim, her şeyim varsa onların da yaşadığı evde şu anda her şeyleri var. Evleri tahsis ettiniz. Tahsis ettik. Şu anda çocukları okula kayıt ettirdik imamımızla beraber. Okula giden çocukları okula kayıt oldu. Şu anda da biz yapacağımızı yaptık ama şu anda koordinali olduğu için Gazan Belediyesi sağ olsun herkesin yardımına eşyalarını, gıdalarını, her şeyini yardım ediyor şu anda. Evet. Bu arada değerli dostlarımız belediyenin kendi firması üzerinden de köye de internet sağlayıcı. Bu arada Serhat Başkanıma tekrar bir sefer daha teşekkür ediyorum. İnternetimiz çoğu zaman çekmiyordu burada. Depremzede kardeşlerimizden de internette üniversiteyi okuyan çocuklar var. Sağ olsun kardeşlerimiz, Murat kardeşimiz var oranın sorumlusu. Belnet'i şu anda Kazan Belediyesi'ni bağladılar. Şu anda üniversiteye giden çocuklarımız da Belnet üzerinden, Kazan Belediyesi Belnet üzerinden derslerine çalışıyorlar. Sen de depremden sonra kendi imkanların dahilinde vallahi bir şeyler yaptın. Kendi imkanlarımız dahilinde battaniyeydi, bunları gönderdim. Bir de canlı hayvan alıyor musunuz diye telefon ettim. Dediler ki alamıyoruz. Kesip getirirsen, kimeye mezbahada kestirirsen dediler. Ben dedim kendi imkanımla keser getiririm. Kestim, bohça salonuna götürdüm. İki tane kestim. İki tane koyun kestim. Götürdüm, teslim ettim. Yani elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Yani onların başına geldi, bizlerin de başına gelebilirdi. Peki abi, onu yardımı yaparken ne hissettin? Yani o depremzedeli çocukların Ya şimdi onlar da bizler gibi. Yani nasıl diyeyim? Yani anlatmak kolay bir şey değil onların yaşadığını. Yani onların yaşadığını anlatması kolay bir şey değil. Şimdi televizyonlara bakıyoruz. Yani görüyoruz televizyonlarda ne olduğunu. Yani çok zor. Yani Türkiye için çok büyük bir şey. Ama hep birlikte olacağız. Ya illa ki hep birlikte. Sürekli birlikte yani sürekli olacağız. Yaralar sarılana kadar. Evet. Sürekli yaralar sarılana kadar gene elimizden gelen imkanımız, bütçemiz oldukça her türlü yardımcı olmaya çalışacağız. Torun mu? Torun. Elini bırakmıyorsun. Beni bırakmaz. Eyvallah. Allah ayırmasın diyoruz abi. Amin cümlemize. Tekrar sürün de bereketli olsun. Amin. Hepimizin o depremzedelerin sağ kalanlara sağlık dilerim. Allah diğerlerine de başsağlığı. Yani yapabileceğimiz bir şey yok elimizden gelen. Sen elinden gelenin en yükseğini yapmışsın abi zaten. Valla imkanımız oldukça yaptım, yapmaya da çalışıyorum daha. Evet, Ülke Tek Yürek değerli izleyicilerimiz,
Kahraman Kazan'da, burası tabii aynı zamanda bir Kaplıca şehri, Kaplıca ilçesi. Depremzede kardeşlerimizden buraya ciddi manada gelen, Evim Evimdir projesi kapsamında misafir edilen, bununla birlikte köylerimizde izlediğiniz gibi halkımızın evlerini verdiği, yazlıkçıların yazdıklarını verdiği evlerde depremzede kardeşlerimizi misafir etmeye devam ediyor Kahraman Kazanlılar. Tabii şehrin merkezinde bir de termal hamam var. Değerli kardeşimiz de buranın işletmecisi. Sizler de taşın altına elinizi koydunuz. Bizim elimizden bu geliyor dediniz. Neler yaptınız? Öncelikle tüm milletimizin geçmiş olsun, başı sağ olsun. Biz de kendi elimizden geldiğince ilk günden itibaren ne yapabiliriz diye düşünerek kendi belediye başkanımız, kaymakamlığımızla da işbirliği içerisinde koordineli bir şekilde o bölgeden gelen depremzede kardeşlerimize, misafirlerimize kapılarımızı açtık. Ücretsiz bir şekilde onları yıkıyoruz. Bütün personelimiz el birliğiyle gelen depremzede misafirlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık diyoruz. Tabii bunun da devamlı olması lazım ta ki yaralar sarılana kadar. Bizim kapılarımız her zaman sadece depremde de değil, onun dışında da her zaman ihtiyaç sahiplerine her zaman açık. Yani deprem tamam şu anda özel bir durum. Başımız üzerinde yerleri var. Dediğimiz gibi buyursunlar gelsinler. Allah'ın suyu, kimseden kıskanmadık. İşletmemizin kapısı bütün depremzede misafirlerimize sonuna kadar açık. Evet, değerli kardeşimize de çok çok teşekkür ediyoruz. İşte birliktelik bu, işte kardeşlik bu. Çünkü deprem bölgesinde özellikle birkaç gün kalmak zorunda kalan, enkazları başında kalmak zorunda kalan, orada tabii insanların bir takım eşyaları da vardı, bir takım kendilerine özel eşyaları da vardı. Kalmak zorunda kalan ama hep söylendi, hijyen. Tabii ki bölgede önemli. Konteyner kentler kuruldu, çadır kentler kuruldu. İhtiyaçlar yavaş yavaş giderildi. Yaralar sarılmaya başlandı. Kahraman Kazan'da misafir olan depremzede kardeşlerimiz de evet, bu değerli kardeşimiz gibi kendi tesisini açmış. Koordineli bir şekilde ne zaman isterlerse diyor. Her zaman, her zaman bekleriz. Kapısı açık diyor. Ülke tek yürek diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Tabii Kahraman Kazan denince akla özellikle büyükbaş hayvancılıkta et AVM, bölgenin önde gelen işletmeleri burada geliyorlar. Hayvanlar en taze bir şekilde hem kesiliyor hem tüketicilere veriliyor. Bu güzel hizmetin yanında depremzedeler için de gerçekten bu et AVM'de çok güzel çalışmaların altına imza atıldı. Şimdi neler yapıldı burada depremzede kardeşlerimiz için, hem bölgeye gönderilmek üzere hem de İlçemize misafir gelen depremzede kardeşlerimizi ağırlamak adına neler yapıldı? Öncelikle hoş geldiniz. Depremzedeler için şöyle bir çalışma yaptık. Sosyal medyadan bir duyuru yaptık. İşte et bağışı yapmak isteyen, adaklık hayvanlarını vermek isteyen vatandaşlarımız, esnaflarımız bize ulaştılar. Bunun üzerine bütün etleri topladık öncelikle. Mezbahamızda kesildikten sonra teslim aldık. Mevzuatlara uygun şekilde kavurma sucuk üretimi yaptık. Bizzat kendimiz de götürdük deprem bölgesine. Buradan gönüllü esnaf arkadaşlar da gittiler. Kahraman Kazan Belediyesi'nin yardımı da oldu tabii bu süreçte. Kendilerine bizzat ulaştırma da yapıldı. Aynı zamanda belediyemize teslimat da yaptık. Şu anda hala Kazan ilçesinde ikametten depremzedelere de yardımlar devam ediyor. Neler yapılıyor onlar için? Yaklaşık 5 ton kavurma yaptık toplanan etlerden. Et veren herkesin isimleri, kiloları tescillendi, elimizde var. Yardımlar yapıldı. Ayrıca 150 kilo kadar da sucuk yapıldı. Hala da bu yardımlar gelmeye devam ettikçe biz de üretimlerimize devam ediyoruz. Ev sahipliği yaptığınız sürece vatandaşlarımız tekrar eski yuvalarına kavuşacağı zamana kadar Kahraman Kazan halkı kahraman bir şekilde yanlarında olacak. Aynen bu şekilde. Hala yardımlar devam ediyor. Yardım etmek isteyenler bize yine başvuru yapabilirler. Nereydi? Malatya. Malatya'daydınız. Meslekte kasaplıktı. Evet. Doğru mu abi? Evet. Geldiniz, aileyle beraber buraya ailemle geldiniz. Ailemle beraber geldim, çok şükür. Şimdi burada girdiniz, istihdam da edildiniz. Çok şükür, Allah hamdolsun. Ama atlatılacak abi inşallah. Dostlar sağ olasın, sen gibi insanları kazandığından mutlu bana. Allah razı olsun, ne demek abi? Hep birlikte bu yaraları saracağız, hep Allah birlikte hamdolsun, bu engelleri aşacağız. Allah hep iman birlikte et. İnşallah sizler evlatlarınızla, çoluklarınızla, çocuklarınızla, dostlar yuvalarınızla kavuşana kadar devam edecek abi bu. Sizin gibi insanları kazandığından mutlu bana. Ben Rabbime... Biz 24 saat sizde istemazdır. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet, buradan da tabii bir duyurumuz olsun. Türkiye'nin her noktasına gelen depremzede kardeşlerimize işverenler özellikle onların istihdamında
yardımcı olurlarsa seviniriz diyoruz. Evet, kahraman kazandı kardeşlerimiz gerçekten depremzede kardeşlerimize sonuna kadar kucak açmaya devam ediyor. Kahraman kazanda şu anda Et Avami'nin içindeyiz. Bu işletmeci kardeşimiz de, iki kardeşimiz de restoranlarını depremzede kardeşlerimize açmışlar. Ne zaman isterlerse kapımız onlara her zaman açık diyorlar. Onları davet ediyorlar. Şu ana kadar davet ettiler, davet etmeye de devam edeceğiz diyorlar. Ekmeğimizi bölüşüp yiyoruz, doğru mudur? Rabbimin vermiş olduğu nimetleri faydalanmak, herkesin kapı yani mümkün mertebe elimizden geldiği kadar faydalanmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de deprem bölgesinden gelen kardeşlerimizi gerek evimizde gerek iş yerimizde ağırlayarak onlara hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Bir daha ülkemize ve milletimize Allah yaşatmasın. Sizin de memleketiniz Maraş, evet, ama siz Ankara Kazan'da yaşıyorsunuz. Evet, ben 97 yılından beri Ankara'dayım. Artık fark etmiyor yani Kazan, Maraş, Ankara her taraf ülkemizin biz birlik beraberlik içinde bu yükleri inşallah beraber atacağız. Hemşehrilerinizden de gelen oldu mu? Tabii günlük en az bir iki kişi burada ağırlıyoruz. Yönlendiriyoruz geri tekrar elimizden gücümüz yani geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Diğer kardeşimiz de Erzurumlu. Evet. Kucak açıyorsunuz, tabii geliyorsunuz. Ki. Soframız sofranızdır diyorsunuz. Tabii ki dadaşlar olarak Kazan Et Avami'de depremize de kardeşlerimizi bekliyoruz. Onlar da bizim canımız, ciğerimiz, her şeyimiz. Ülke hepimizin. Onun için Bilal Usta olarak deprem bölgesindeki kardeşlerimizi misafir etmekten onur duyarız. Her zaman bekliyoruz. Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ülke tek yürek diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Ülke tek yürekteki son durağımız Ankara'da Balgat'tayız değerli dostlarımız. Kıymetli kardeşim, benim de zaman zaman böyle kapısını çaldığım, dükkanına daldığım güler yüzlü, doğru sözlü, Çorum özlü Mustafa kardeşimle beraberim. O da ülkemiz o felaketi yaşadığında deprem bölgesindeki çocuklarımız üşümesin, anneler babalar üşümesin diye gücü nispetinde bölgeye çok ciddi manada bir gömlek sevkiyatı yaptı. 7/24 makinelerini, ustalarını, işçilerini çalıştırdı. Ona da şimdi soracağız. Öncelikle depremle ilgili görüşlerini alalım. Neler hissettin? Sonrasında da sen de kendin orta ölçekli bir işletme olarak neler yaptın? Abi şöyle, ülke olarak zaten tam anlamıyla bir asrın felaketi zaten. Hani ben bunu deprem gibi görmüyorum. Ciddi anlamda bu bir felaket. Zaten gördük 10-11 tane ilimizde. Çok ciddi hasarlarla karşılaştık. Tabii karınca kararınca bütün irili ufaklı, bütün büyüklü küçüklü esnaflarımız, bütün iş adamlarımız elini taşın altına koydu, elinden geleni yaptı. Ölenle de Allah rahmet eylesin. Kalanlara da tabii ki başsağlığı diliyoruz, sabır diliyoruz. Herkes elinden geleni yaptı. Biz de mevsimsel olarak işte oduncu gömleği üretmiştik. Elimizde adetlice oduncu gömleği vardı. Kendi nispetimizce bütün illere oduncu gömleği gönderdik kendi araçlarımızla. Tabii ki yaralarımızı nispetince herkes kendi imkanı dahilinde kapatmaya çalıştı. Biz de elimizi taşın altına koyduk. Kalanlara başsağlığı diliyoruz. Ülke tek yürek ve ülke olarak biz büyük bir aileyiz. Kahraman Kazan'dayız. Değerli başkanımız Serhat Oğuz'la birlikteyiz. Büyük bir acı yaşadık. Kahraman Kazan olarak, vatandaşlar olarak sizler neler yaptınız? Harun Bey, her şeyden önce tabii yüreğimiz paramparça oldu. Ölenlerimize rahmetler diliyoruz. Hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Ama bir taraftan da bu yarayı hep birlikte millet olarak sarmak zorunda olduğumuzu çok iyi biliyoruz. 6 Şubat sabahından itibaren ne yapabiliriz? Tabii tüm ilçelerimiz gibi, tüm illerimiz gibi biz de bunu düşündüğümüzde arama kurtarma ekibimizi olay oldu. Bir saat sonra Kahramanmaraş'a gönderdik. 15 kişilik arama kurtarma birimimiz AFAD'la koordineli bir şekilde bölgeye gitti. Ve oradan ayrıldığı güne kadar 81 kardeşimizi hamdolsun yaşama döndürdü. Göçük altından çıkarttı. Arkasından yardım tırlarını göndermeye hızlı bir şekilde başladık. Ve Kahraman Kazan'dan çıkıp bölgeye 11 tane şehrimize gönderdiğimiz toplam tır sayısı tam o 100'dür. 74 tanesi tır, kalan kısmında kamyonet 100 araçlık bir yardım gönderme kısmet oldu. Tabii arkasından da bölgeden
bize gelen, yani Türkiye'nin değişik noktalarına giden, kahraman kazanımıza gelen vatandaşlarımız için yine güzel bir çalışmayı hamdolsun hep birlikte başlattık. Kahraman kazan halkımızla birlikte dedik ki, evim evindir. Deprem bölgesinden kahraman kazana gelen insanlarımıza kahraman kazan halk olarak bizler evlerimizi açtık. Şu anda 3300 depremzede kardeşim kahraman kazanla 952 tane evde ikamet ediyor. Tabii bu kahraman kazan halkının misafirperverliğidir. Bunu görmek lazım. Hemen arkasından kardeş aile projesine başladık ve kahraman kazandaki aileleri gelen ailelerimize kardeş aile olarak eşleştirdik. Kendi personelimizden başlamak suretiyle. Arkasından iştekardeşlik.com diye bir siteyi hayata geçirdik. Gelen kardeşlerimizden kazanda çalışmak isteyen olursa bu kardeşlerimize iş bulduk. Şu anda 120'nin üstünde kardeşimizi bir işe fiilen yerleştirmiş olduk. Bu süreç tabii ki biraz daha sürecek Sayın Başkanım. Düzlüğe çıkana kadar, yaralar sarılana kadar, onların tekrar yüzü gülene kadar devam edeceğiz. Tabii ki. Yani biz burada şimdi gelen kardeşlerimizi gruplandırdık, öğrencilerimizi aldık. Okullarımıza kayıt noktasında bizler destek oluyoruz. Bu öğrencilerimizin ihtiyaçları konusunda destek oluyoruz. Öğrencilerimizin normal hayata dönebilmesi için onları aldık. Ankara'daki büyük metropollerin, AVM'lerin sinemalarına götürdük, Çamlıdere'ye götürdük, Ankara'yı gezdirdik, Kahraman Kazan'ı gezdiriyoruz bu öğrencilerimizi. Aynı zamanda psikologlarımız aileleri geziyorlar. Yani şu an 400'ün üstünde aileye psikologlarımız danışmanlık hizmeti veriyorlar. O ailelerimizle görüşüyorlar, konuşuyorlar. Onları rehabilite edebilmek, günlük hayata tekrar döndürebilmek adına hamdolsun Kahraman Kazan her şeyiyle, belediyesiyle, kaymakamlığıyla, vatandaşlarıyla samimiyetle bu sürece sahip çıkmaya çalışıyor. Ki başka türlü de Harun Bey bu yaralar sarılmaz. Hani Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan kuş misali. Senin gagandaki su bu ateşi söndürmeye yetmez. Olsun, safımız belli olsun. Bizim safımız belli olsun. Bizim yüreğimiz ülkemizle birlikte atıyor. Bizim yüreğimiz deprem bölgesinde yarası kanayan vatandaşlarımızla, buraya gelen vatandaşlarımızla birlikte atıyor. İbrahim'in ateşine su taşıyan kuş misali. Biz elimizden ne geliyorsa onu yapmakla mükellefiz. Kahraman Kazan halkı da bunu hamdolsun gezdiniz, gördünüz. Esnafından çiftçisine kadar koyununu veriyor çiftçi. Esnaf berber kardeşimiz ücretsiz ben taşırım diyor. İş adamı getirip ekonomik gücünü kullanıyor. İstihdam imkanı olanlar istihdamını açıyor. Ve bu evini vermek isteyen bir sürü kardeşim var, evlerini veriyorlar. Kahraman Kazan elinden geldiği kadar bu yarayı sarmak için mücadele ediyor. Evet, başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Türkiye tek yürek diyoruz, ülke tek yürek diyoruz. İnşallah en kısa sürede bu yaralar sarılacak. Evet, şehit olan kardeşlerimizi geri getiremeyeceğiz belki ama geride kalan kardeşlerimize bundan sonraki hayatlarında acılarını ne kadar dindirebilirsek bizler de o kadar vicdani görevimizi yerine getirmiş olacağız diyoruz. Programımızın sonuna geldik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.